arkadaşlar. Yine bir top çevirme zamanı. Top nasıl çevrilir tekrardan anlatmak istiyorum. Bazı arkadaşlar başarırken bazı arkadaşlar sanırım sıkıntı yaşamışlar. Ama merak etmeyin, bu iş çalışarak olacak bir iş. Ve başaracaksınız. Kendinize bunu mutlaka söyleyin. Başaracağım deyin ve çok çalışın. Çok çalıştıktan sonra eminim birçok şeyin üstesinden geleceksiniz. Bakın arkadaşlar, bu bizim avucumuzun içini mutlaka şu şekilde, bakın, pençe, kase gibi yapıyorsunuz. Ve bu parmaklarınızdan aldığınız çevirme kuvveti çok çok önemli. Ve bunu yaparken biraz simetrik bir şekilde yapmaya çalışın. Oranınızı doğru tutturun. Mesela ben şimdi şu anda topun beyaz çizgilerini görüyorsunuz. Topu nasıl çevirdiğimi bakın şimdi gözlemlerseniz sevinirim. Tam orantılı attığınız zaman bakın çizgiler ne kadar düzgün gözüküyor. Attığınızda, havaya doğru attığınızda bütün kuvvetinizle hem bileğinizden hem şu şekilde kolunuzdan alacaksınız. Bütün kuvvetinizle çevirin ve topu parmağınızda lütfen şu parmağınızı, işaret parmağınızı ya da hangi parmağınızı kullanmak istiyorsanız sert tutun. Bazıları sormuşlar, tırnak üzeri mi yoksa parmağın etin üzerinden mi çeviriyorsunuz? Aslında fark etmez, hangisiyle rahat yapabiliyorsanız onunla çevirebilirsiniz. Şimdi benim için hiç fark etmiyor, tırnakla da yapıyorum. Parmağım üzerindeki etle de yapıyorum, kalemle de yapıyorum. Sadece sizin simetrik bir şekilde çevirmeniz çok önemli. Dengeyi kurduğunuz anda parmağınıza top geldiğinde emin olun rahatlıkla çevireceksinizdir de. Ama dediğim gibi çok çalışmanız gerekiyor. Bu arada kamera çekiminde bazı arkadaşlara solak olduğum gözüküyor. Hayır, sağ elimle çeviriyorum. Solak olanlar sol elle de çevirebilirler, fark etmez. Sağ elimle çevirip sol tarafa doğru dönüş hareketi yaptırıyorum. Sol elimle de sol tarafa doğru dönüş hareketimi destekliyorum. Bu arada bu elimle dokunuşlarım mutlaka dengeyi bozmayacak şekilde olması gerekiyor. Ona çok çok dikkat edin. Böyle tokat atar gibi yaptığınız zaman top ne yazık ki elinizden düşer. Çok narin yaptığınız zaman da çok fazla bir verim alamazsınız. Onun için dengeli bir şekilde böyle süzdürerek çevirmeniz gerekiyor. Eminim birkaç denemeden sonra da başarmaya başlayacaksınız. Merak etmeyin. Bu arada yapabilen arkadaşları da kutluyorum, tebrik ediyorum ve kendinizi geliştirmeyi lütfen unutmayın diyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bakın. Önce dengemi aldım ve yavaş yavaş çevirmeye başladım. Görüyor musunuz? Tabii yerinize sabit kalmanıza gerek yok çünkü dengeniz bozulabilir bazı zamanlar. Ama topu dengede tutmak tabii önemli. Dengeli çevirdiğinizde. Ha bu arada yaparken bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle ya da bu elinize destek alarak da hız katarak topa o şekilde de çevirebilirsiniz. Yine onu ne çok sert ne de çok yumuşak yapıyorsunuz. Bakın. Ve de başaramadım. Şimdi öğrendik de topu buradan atmak kaldı diyeceksiniz ama isteyen atabilir tabii ki. Yapabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Şimdiden başarılar ve tebrikler. Mutlaka mesajlarınızı bekliyorum. Arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye etmeyi de unutmayın. Rekor atışlar ve vuruşlar gün geçtikçe büyüyor. İzlenme oranımız çok güzel ama abone sayımızı biraz daha arttıralım derim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.